Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 7.7'lik deprem sonrası Türkiye'ye taziye mesajları, yardım ekipleri geliyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki depremler sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajları geliyor. Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hollanda, Polonya, Litvanya, İtalya, Çin, İran, İngiltere, Romanya, Pakistan, Yunanistan, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail yardım gönderecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından, AFAD, yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin 4. seviye olarak ilan edildiği bildirildi. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kamiński, Twitter hesabında, Türkiye'ye yardımımızın kabulüne dair resmi onay aldık. İtfaiyeciler bugün Türkiye'ye gidecek, paylaşımında bulundu. Kamiński, Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti. Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı. Romanya Acil Durumlar Komitesi, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile istişarenin ardından, depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ve sağlık ekipleri göndereceklerini duyurdu. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Litvanya olarak kurtarma ve yardım operasyonuna destek olmak için çadır, battaniye ve tıbbi hizmetler sağlamaya hazırız, ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız, ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, yıkıcı depremin ardından açıklama yaptı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaştıklarını kaydeden Scholz, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen deprem ve ardından açıklanan can kayıplarını korku ve endişe içinde takip ediyoruz. Almanya, Türkiye ve Suriye'ye elbette yardım gönderecektir, ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketinden derin üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine içten başsağlığı mesajları gönderiyoruz. Düşüncelerimiz depremden etkilenen insanlarla. Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardıma başlayacak, dedi. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Türkiye'den gelen trajik haberleri duyduğumda şok oldum," diyerek, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Mtsd'de, Macar Araman Kurtarma Ekipleri bugün Türkiye'de olacak, dedi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter'daki paylaşımında, Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremden derin üzüntü duyuyorum, ifadelerini kullandı. Billström, İsveç'in, Avrupa Birliği, AB çerçevesinde afet yaşayan ülkelere yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye rejimi ile iletişime geçeceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda, açıklamasında bulundu.